Saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon 2024 yılı Eylül ayında aylık %2,97, yıllık ise %49,38 arttı. Biliyorsunuz her ay ENAG Enflasyon Araştırma Grubu bağımsız bir grup ve İstanbul Ticaret Odası da İTO da rakamlar açıklıyor. ENAG'ın Eylül ayında enflasyon için açıkladığı rakam 5,34 oldu. Yıllık bazda da %88,63 oldu. Aradaki fark TÜİK'in açıkladığı rakamlarla aradaki fark yaklaşık 2 kat gibi. Hangisinin doğru olduğunu hem bizler biliyoruz hem halk biliyor. Bunu defalarca konuştuk. Ancak halkın bu bildiğini bilmeyen ya da bilmek istemeyen, görmek istemeyen iktidar ve ekonomik kurumları gerçeklikten uzak açıklamalarına, hesaplamalarına ve veri saptamalarına devam ediyorlar. Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri eğer aylık Eylül ayında %2,5'un üzerinde bir rakam açıklanırsa enflasyonun yıl sonu hedefinin artık tutmayacağı anlamına geldiğini ifade ettiler ve bugün TÜİK'in açıklamış olduğu aylık %2,97'lik enflasyon yıl sonu hedefinin tutmayacağını açıkça gösteriyor. Hatırlarsanız orta vadeli programda yıl sonu enflasyon hedefi %41,5 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon hedefini %38 olarak öngörmüştü. Yani aslında enflasyon konusunda devletin kurumlarının, bu kamu kurumlarının tahminleri birbirini tutmuyor. Bu ciddi bir sorun. Bunu defalarca konuştuk, söyledik. Bugün Merkez Bankası Başkanı Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek ve bir sunum yapacak. Orada bir kez daha kendisine söyleyeceğiz. Aslında TÜİK'in verilerine dayanarak belli ki Merkez Bankası öngörülerini yapıyor ve bu öngörüler tutmuyor. Defalarca değiştirilmek zorunda kalıyor. Yani TÜİK aslında Merkez Bankası'nın hem uluslararası alanda hem de Türkiye'deki itibarını da yerle bir eden bir kurum haline gelmiş vaziyette. Merkez Bankası Başkanı'nın buna ne diyeceğini hep birlikte bugün göreceğiz. Bu açıklanan rakamın %49,38'lik rakamın gerçek hayatta hiçbir karşılığının olmadığını bizler biliyoruz. Gerçeğin yansıtmadığını biliyoruz. Çünkü TÜİK bu rakamları çarşıda pazarda değil masa başında talimatla hazırlıyor. TÜİK bu rakamları talimatla hazırlıyor. Net olarak bunu söyleyelim. Yani biraz emekliyle konuşsalar, biraz emeklinin alışveriş yaptığı çarşıda pazarda dolaşsalar, gerçeklikle bir alakası olmadığını açıkladıklarının görürler. Nereden anlıyoruz bunu? TÜİK'in tutumundan anlıyoruz. Neden? Enflasyon sepetini madde madde açıklamaktan TÜİK özenle kaçınıyor. Çünkü bunu açıkladığı zaman gerçekler ortaya çıkacak. Bu ekonominin durumunu anlamanın çok basit bir yolu var aslında. Çarşıya, pazara ve gelen zamlara baktığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. Her gün her şeye zam geliyor seçimden bu yana ama TÜİK enflasyonun düşmekte olduğu yalanını açık açık söylemeye devam ediyor. Herhalde dünyada her gün her şeye zam gelirken enflasyonun düştüğü tek ülke Türkiye. TÜİK'e önerimiz bu alandaki tecrübelerini uluslararası ekonomi alanına da taşırlarsa gerçekten ekonomi bilimine de bir katkıda bulunmuş olurlar. Bu anlattıkları hikayeleri herkesin öğrenmesinde fayda var. Seçimden sonra dedim her şeye zam geliyor. Gerçekten seçimden sonra baktığımızda gıda, sağlık, giyim, akaryakıt gibi başlıklarda sürekli zamlar yağmaya devam ediyor. Ekmek, çay, yağ gibi temel tüketim maddelerinin yanı sıra benzin, motorin ve ulaşıma her gün zam geliyor ve zamlar durmadan yağıyor. Hala gıda enflasyonunda OECD ülkeler arasında birinci, açık ara birinci sırada yer aldığımızı hatırlatmak istiyorum. Şimdi basına yansıdığı İstanbul'da ekmeğin fiyatının 15 liraya çıkacağı konuşuluyor. Ve akaryakıt zamları da devam ettiğine göre demek ki gıda ürünlerine de zamlar devam edecek. Şimdi TÜİK'in açıkladığı bir kavram vardı hatırlarsınız. Hissedilen enflasyon demişti. Ve hissedilen enflasyon raporu açıklamıştı TÜİK. Açıklanan resmi enflasyonun gerçek enflasyon olmadığını TÜİK de bildiği için
Böyle bir laf ortaya attı ve kendi yaptığının aslında gerçeği yansıtmadığını kabul etmiş oldu. Şimdi biz TÜİ'ye bir daha soralım. Eylül ayında hissedilen yıllık enflasyon yüzde kaç olmuştur? Bunu açıklar mısınız acaba? TÜİK iktidarın veri manipülasyon merkezi oldu. Herhalde kamu kurumları içinde iktidara en bağımlı olarak çalışan, iktidarın söylediklerini, onun talimatlarını birebir yerine getiren kurum TÜİK olmuştur. Bu 2002'den bugüne kadarki AKP iktidarı döneminde. Neden böyle diyoruz? Hatırlayalım, TÜİK Haziran ayında enflasyon verilerini açıklamayı geciktirmişti. Neden? Çünkü memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılacaktı ve verilerin memur ve emekli maaşlarına yansımaması için böyle bir tutum takılmıştı. Şimdi milyonlarca emekçinin, emeklinin, dulun ve yetimin ne kadar maaş alacağı TÜİK'in rakamlarına göre belirleniyor ve TÜİK milyonlarca insanın vebalini sırtında taşıyor. Bunu defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. TÜİK doğru yola gelinceye kadar bunu söyleyeceğiz. Gerçekten bunun vebali sizin sırtınızda, TÜİK çalışanlarının ve yöneticilerinin sırtında, milyonlarca işçinin, emeklinin, emekçinin, dulun ve yetimin sofrasından çalınan ekmeğin vebali TÜİK yönetiminin sırtındadır. Bunu bir kez daha söyleyelim. Bir konu daha, aslında bir şehir efsanesi daha bu enflasyon verileriyle bir kez daha çökmüş oldu. Çünkü yüksek ücretlerdir enflasyonu yükselten diye bir şehir efsanesi ortaya atmışlardı. Ama bugün baktığımızda asgari ücrette bir artış yok. 17.002 lira kalmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı 12.500 lira olmaya devam ediyor. Ve baktığımızda bu yılın içinde ücretlere çok ciddi bir artış sağlanmadığı için ücretlerde. Demek ki enflasyonu yükselten neden? Ücretlerin artışı değilmiş. Bu da bir kez daha ortaya çıktı. Enflasyonun artış sebebinin ve enflasyonun düşürememişin nedeni esas itibariyle politik tercihlerdir. İktidarın ekonomi politikalarıdır ve gelecek öngörülerinin yanlış olmasıdır esas itibariyle. Bunu bir kez daha belirtelim. Ve birçok ekonomi uzmanının ve iktisat hocasının yaptığı araştırmalarda da görüldüğü gibi yükselen enflasyonu tetikleyen ücretler değil, sermayenin artan karlarıdır esas itibariyle. Bunu da belirtmiş olarak.